önce ne söylüyorum? Burada olmaktan gerçekten ben ve ekip arkadaşlarım çok mutluyuz. Zaten Alaaddin Hocam ve Gökhan Hocam Deniz Spor'da çok önemli kişiler. Şaban Hocam daha önce Deniz Spor'da altyapıda çalıştı. A2 takımında Yaşar Hocam'la beraber. Kıvanç Hocam kaleci hocası. Daha önce Türk'te çalıştı. Benim için değerli bir hocamdır. Ekibim bu kadar. Belki birkaç tane de takviye yapma şansımız var. Onlar ilerleyen günlerde sizlere açıklarız. Takımımızla tanıştık. Kısmetse saat 2 gibi Antalya'ya hareket ediyoruz. Burada antrenman yapıyoruz. Çünkü maçımız biliyorsunuz hafta sonu Antalya'da. Oranın havasına bir an önce alışmak için böyle bir karar aldık. Sağ olsun büyüklerimiz de okey dediler. Onun için Antalya'ya gidiyoruz. Yine söylüyorum. Biz bu yola çıkarken sadece biz 5 kişi çıkmıyoruz. Özellikle değerli basın mensupları ve taraftarlarımızdan isteğimiz, arzumuz, her zaman bizi desteklemeleri. Biliyoruz, işimizin zor olduğunu biliyoruz. Ama dediğim gibi biz bu yükün altından kalkabilecek kapasiteye sahibiz. Yıllarca bu işin içinden gelmiş insanlarız. Futbolcu ne düşündüğünü, taraftarı ne düşündüğünü, basının ne düşündüğünü kestirebilen insanlarız. Onun için sizden inanılmaz şekilde destek istiyorum. İnanılmaz şekilde. Yani tabii ki destek vereceğinize inanıyorum ama ben daha fazlasını istiyorum. Çünkü kadroya bakarsanız çoğu genç oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Ben yine söylüyorum, takıma güveniyorum. Değerli devlet büyüklerime güveniyorum, yöneticilerimize güveniyorum. Birlik beraberlik olduğumuz sürece biz bu yükün altından kalkabiliriz, kalkacağız. Herkes bu taşın altına bütün vücudunu koymak zorunda. Çünkü hepimiz denizden ekmek yiyeceğiz. Hepimiz denizden ekmek yiyoruz. Deniz Spor'da bir markadır. Bu markanın yükselmesi hepimizin avantajıdır. Hepimize bir farklı gelir kaynakları açabilir. Hem şehrimize hem bizlere. Onun için sizden sadece ve sadece destek istiyorum. Tabii ki eleştireceksiniz. Tabii ki takımla ilgili düşüncelerini yazacaksınız. Fakat en azından biraz daha usturuplu yazarsanız gerçekten ben memnun olurum. Çünkü dediğim gibi çok genç arkadaşlar var. Çok çabuk demoralize olan arkadaşlarımız olabilir. Tabii biz bu iş için geldik. Böyle onları demoralize etmemek için, onları motive etmek için geldik. Ama neticede insan kırılabilir, üzülebilir. Sizden tekrar tekrar rica ediyorum. Yazarken biraz da usturuplu yazarsanız mutlu olurum. Şaban Hocam, Özdeş. Evet. Gökhan Kılavuz. Alaaddin Gülerce. Kıvanç Bozkurt. Teşekkürler. Başka sorusu olan, bilgi almak isteyen. Çok görüşeceğiz. Şu andaki ilk olarak hedefleriniz ne olacak Yusuf Şimşek? Yani ne düşünüyorsunuz? Az önce sorduk, genç bir takım, genç bir kadro dediniz. Deniz Spor'un 4 puanı var. Şu anki ilk hedefimiz Adana maçını güzel bir şekilde geçebilmek. Evet. Belediye başkanımız da dedi, sadece bir maç olarak düşünmüyoruz. Tabii ki ilk hedefimiz Adana maçından iyi bir skorla ayrılmak. Puanımızı bir an önce yükseltmek. Aslında çok puan farkı da yok üsttekilerle. Bu maçı aldığımız takdirde 15 günlük bir aramız var. Bizim için ilaç gibi gelecek. Takımı daha iyi tanıma şansı bulacağız. Dediğim gibi ilk hedefimiz Adana. Peki ilk